Merhaba, sizlerle Plickers aracını inceleyeceğiz. Plickers, test, soru çözmeyi kolaylaştıran, çözerken eğlendiren, uygulaması basit bir Web 2.0 aracıdır. Web tarayıcınızın adres çubuğuna plickers.com yazarak sayfaya ulaşabilirsiniz. Oturumu açmak için Sign In butonuna tıklamalısınız. IOC uzantılı mail adresinize ya da herhangi bir mail adresinize giriş yapabilirsiniz. Eğer bir hesabınız yoksa, mail adresi ve şifre ile kayıt olabilirsiniz. Ya da Google, Apple gibi hesaplarınızı kullanarak da direkt olarak giriş sağlayabilirsiniz. Ben daha önceden kayıt olduğum için buradan hesabımı seçip devam ediyorum. Sol kısımda son yaptıklarınız, kütüphaneniz, raporlarınız ve skor saatiniz bulunmaktadır. New Class seçeneğini seçerek yeni bir sınıf oluşturabilirsiniz. Beraber bir sınıf oluşturalım ve sorularımızı ekleyelim. İlk olarak sınıfınıza bir isim vermelisiniz. Vereceğiniz isim çok uzun bir isim olmamalıdır. İsterseniz Google Classroom'da bulunan sınıfınızı içe aktarabilirsiniz. Biz sınıfımıza Ozan sınıf adını verelim. Daha sonra Add Students butonu ile öğrencileri ekleyebilirsiniz. İsimleri isim soy isim ya da soy isim isim şeklinde ekleyebilirsiniz. Ozan sınıf için isimleri ekleyelim. Örnek bir sınıf listesi ekledim ve ilerliyorum. Sorularınızı hazırlamak için New Set butonuna tıklamalısınız. Ücretsiz versiyonunda 5 soru hazırlayabilirsiniz. Eğer daha fazla soru hazırlamak isterseniz, ana sayfada sağ üst kısımda bulunan Upgrade the Pro seçeneğini tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Eklediğiniz soru sayfalarını, eğer fazlaysa Delete seçeneğini silebilirsiniz. Sorularınız için eklemek istediğiniz bir görsel varsa ikondan görselinizi ekleyebilirsiniz. Biz Ağustos'tan ve uzaktan eğitim hakkında sorular sorduğumuz 3 soruluk test hazırlayalım. Bunun için ilk 3 soru sayfasını sorulara ekleyelim ve 2 soru sayfasını da silmiş bulunalım. Soruyu ekledikten sonra üzerine düzenlemeleri yapabilirsiniz. Soruyu ortaya alabilir, şıkların yerlerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Doğru seçeneği şıkkın üzerine tıklayarak ekleyebilirsiniz. Biz sorularımızı ekleyelim. Testimizi oluşturduk. Soru setine yeni bir isim vermek isterseniz üst kısımdan isim verebilirsiniz. Eğer hazırladığınız testi silmek isterseniz, 3 noktaya tıkladıktan sonra Send to Trash seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Burada bulunan ikona tıklarsanız, hazırladığınız testi yazdırabilirsiniz. Testin cevaplarını görünür hale getirebilir, fotoğrafları gizleyebilir ve öğrencilere çalışma alanı bırakabilirsiniz. Daha sonra testin skor sayfasını görebilir ve onun çıktısını da alabilirsiniz. Sorularınızı hazırladıktan sonra sınıf ortamını öğrencilere dağıtmak için taratabileceğiniz kartları çıkarabilirsiniz. Kartlara ulaşmak için bu kısımdan Get Plickers Card seçeneğini seçmelisiniz. Kart düzeni olarak istediğiniz düzeni seçebilirsiniz. Öğrencilere kartları dağıttıktan sonra cevap olarak seçtikleri şıkkı alta gelecek şekilde göstermelerini söylemelisiniz. Mobil uygulamayla etkileşimli bir şekilde testinizi uygulayabilirsiniz. Sistemin öğrenciye numara tanımlamakta ve taratıldığında sonuçları öğretmene yansıtmaktadır.